Merhabalar kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Özgün Şef ile tarif zamanında bugün de sizlerle yapacağımız en güzel tariflerden bir tanesi hele ki hepimizin kış aylarında çok severek yediğimiz tatlardan biri olan bal kabağı tatlısını hazırlayacağız. Kabaklarımı görmüş olduğunuz gibi önceden soydum, temizledim, hazırladım. Sizin de değerli zaafınızı almamak için bu şekilde yeşil kısımlarını güzelce ben temizledim. Çok hafif bir yeşimsilik var. O da zaten dağılmaması için üzerinde bıraktık. İsterseniz tamamını da alabilirsiniz. Daha da güzel yapabilirsiniz bu şekilde. Bunu artık pazarlarda da soyulmuş, temizlenmiş kabaklar bulunabiliyor. O da mevcuttur. Oradan da alabilirsiniz. Temizlenmiş. Kabağımızı gördünüz. Rengi güzel. Gayet turuncu bir kabak. Ve biraz kızıl duruyor. Şöyle 3 kilogram kabak aldık. 3 kilogram kabak. Onun yanına şöyle 1,5 kilogram toz şekerimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de çubuk tarçınımız var. Arzu ederseniz karanfil de kullanabilirsiniz. Çubuk tarçından sadece bir tanesini atacağım. Bir tane yeterli olacak. Sizler eğer arzu ederseniz karanfil veya da çubuk tarçın hangisini arzu ediyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi sizlere saydık. Şimdi de hazırlamak için bir tencere kabımızı alalım ve başlayalım hazırlamaya. Evet kıymetli takipçilerim, bir tenceremiz vardı. Tenceremizi getirdik, geniş bir tencere. 3 kilogram doğranmış kabağımızı tencereye boşaltıyoruz. 3 kilogram doğranmış kabağımızı tencereye boşalttıktan sonra toz şekerimizi ilave edeceğiz. 1,5 kilogram toz şekerimizi doya doya yediriyoruz. Şimdi biraz serpiştirdik. Hafif bir çalkalayacağız. Daha sonra kalan kısımlarını tekrar üzerine gezdiriyorum. Şöyle çevireyim size. Bolca kabağımızın şekerini güzelce hemen ilave ettik. Şimdi çubuk tarçını da ilave edeceğim. Şöyle bir dal çubuk tarçını ilave ettim. Yaklaşık 1 saat ile 2 saat arası bekletebilirsiniz. Biraz bekledikten sonra şekerini yiyecek. Şöyle yakından göstereyim tekrar size. 1 saat ile 2 saat arası kabağımız bekleyecek. Sulanmaya başlayacak. Sulanmaya başlayınca ocağa koyup pişireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekerler erimeye başlayacak yaklaşık 1 saat sonra. Yavaş yavaş zaten görmüş olduğunuz gibi bazı kısımda sulanma yapmaya başladı. Şimdi biraz ara verelim. Daha sonra tekrar buluşalım. Evet kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 1,5 saat aradan geçti. Biz 1,5 saat sonra şöyle kabağımızı kontrol ettiğimizde görmüş olduğunuz gibi şekerler yavaş yavaş erimeye başlamış. Artık bu aşamaya geldikten sonra biz bunu artık pişirebiliriz. Ama biraz da işinizi kolaylaştırmak amacıyla bir bardak da su ilave edeceğim. Bir su bardağı kaynar suyu şöyle ilave ediyorum üzerine. Gezdiriyorum. Hem ağdalaşmasını önleyecek. Çünkü şeker kaynadıkça ağdalaşır. Bu sefer şerbet içine çekmez. Biraz bir su bardağı kadar kaynar su ilave ettim. Bu da daha rahat şekeri ve suyu emebilmesini sağlayacak. Şimdi de ocağa koyacağım. Evet ocağımın altını yaktım. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başlayınca altını kısacağız. Kısık ateşte pişecek. Evet, şimdi ocağımızın altı yanıyor. Şimdi kapağını kapatacağım. Yaklaşık bir 15 dakika sonra tekrar açacağım. Daha sonra kısmaya başlayıp kısık ateşte pişireceğiz bunu. Evet, kıymetli takipçilerim, 15 dakika aradan sonra kapağı kaldırıyoruz şöyle. Görmüş olduğunuz gibi kabaklarımız güzelce kaynamaya başladı, fokur fokur. Suyun ve şerbetin parlaklığını görüyorsunuz. Bir de karıştıracağım ben bunu. Son bir kez şöyle kaşık yardımıyla karıştıracağım. Daha sonra altını kısacağım. Şerbet kıvamını görüyorsunuz. Yaklaşık
40 dakika kadar kısık ateşte pişireceğim ben bunu. Kabak tatlımız kaynıyor. Şimdi kısmaya başlıyorum. Ateşimizi görüyorsunuz. Yüksek bir ateş. Minimum bir seviyeye düşerdim. Şimdi kapağımı da kapatıyorum. Yaklaşık 40 dakika kadar karışmıyoruz. Evet, tenceremizin kapağını 30 dakika sonra tekrar bir açıyoruz, kontrol ediyoruz. Baya baya yumuşamaya başlamış artık. Renginden belli, dönüyor rengi. Yaklaşık bir 10-15 dakikada kaynatacağız. İşlemimiz tamam olacak. Şöyle biraz da yakından gösterelim. Şerbeti görüyorsunuz, baloncukları. Yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor şerbeti.